Abdurrahman Yıldırım, buyurun sizinle başlayalım. Genel bir piyasalara bakarsak, şöyle altına da az önce baktık, ne dersiniz? Şimdi buyurun. Altında önemli bir gelişme var. O da Rusya Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna tarafına Batı'nın vermiş olduğu uzun menzilli füzeleri kullanma yetkisi, hı hı, tanıyacağı haberi. Bu Rusya tarafından eğer böyle bir şey gerçekleşirse NATO ile savaş anlamına geleceği çok net bir şekilde ifade edildi. Dolayısıyla savaşı şiddetlendirici, hatta işte NATO'ya da sıçratıcı bir gelişme olduğundan dolayı altın prim yapıyor. Jeopolitik gelişme diyelim. Ayrıca da işte bu hafta Avrupa Merkez Bankası faiz indirdi. Gelecek hafta Amerika Merkez Bankası faiz indirecek. Bu gelişmelerde yine altını destekleyici nitelikte. Yani dünya piyasaları parlak değil. Hisse senedi fiyatları epeyce yüksek seviye, epeyce değil, rekor düzeylerden hafifçe geri gelmiş durumda. Ama gelişmeler ışığında sanki olumsuz seyredecek gibi, daha çok satış yönünde tercihlerini kullanıyor. Dolayısıyla arada bir sert düşüşler yaşıyor. Bunun dışında işte dolar değer kaybediyor gibi, işte euro değerli ama asıl Japon yeni değer kazanıyor. Gelişmekte olan ülke paraları biraz değer kaybetmişti, hafif değerlendi son şeyler. Dışarısı karışık ama içeride de durum iyi sayılmaz. Çünkü baktığımız zaman hani altın zaten dışa bağlı bir fiyatı var, evet, yükseliyor. Hani Türk insanı için kötü değil çünkü herkesin bir altını var. Son zamanlarda dolayısıyla özellikle biraz altın yönüyle iyi kazanç elde ediyorlar. Ama borsa iyi değil. İşte devlet içi borçlanma senetleri de zaman zaman yabancılar tarafından satıcılı. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman sanki bir geçiş dönemini yaşıyoruz. Hem içeride hem dışarıda. Ben Eylül'den sonra biraz daha netlik beklerim. Yani o Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararını da görelim. Bir de belki Türkiye'nin alabileceği bir iki karar olabilir. Yani o kararlar belki tekrar bir ilgi yaratabilir. Yani kış hazırlık yönünde belki reform denebilecek şeyler olabilir. Yani bu henüz açıklanmadı ama açıklanabilir. Yani açıklanmasını beklerim. Beklentilerin toparlanması açısından faydalı olur. Faydalı olur diyorsun. Onun dışında baktığımız zaman Türkiye'de aslında birinci ana sorunumuz enflasyondu. O konuda gelişmeler var ama istediğimiz hızda değil. Yani düşüyor. İkinci ana sorunumuz cari açıktı. Cari açığı hallettiğimizi söylemek mümkün. Yani Temmuz ayı verileri son yılların en iyi rakamı. Evet, hem fazla verdik ve yıllık cari açıkta işte 20 milyar doların altına indi. 19 milyar dolar. Milli geliri oranı %1,5'a düştü. Gayet iyi rakamlar. Böyle de devam edecek gibi görünüyor bir süre. Yani en azından 6 ay, 1 sene falan böyle devam edebilir. Daha düşük düzeylere de inebilir. Yani 15 milyar dolara kadar da düşebilir. Dolayısıyla oran da gerileyebilir. Dolayısıyla cari açık bir sorun olmaktan şimdilik çıktı. Ama Türkiye'nin ana sorunlarından bir tanesi. Bir tanesi. Yani gelecek yıllarda yine konuşacağız diyorsunuz.